kezine hoş geldin diyorum sen. Dinleyicilerimiz merak ettiği sorulardan biri. Belki birçok yerde röportaj vermişsindir, anlatmışsındır hem yazılı olarak hem sözlü olarak ama en azından bir kez daha anlaştırsın dinleyicileri. Öğrensinler ki daha bilmeyenler vardır. Sansar kimdir? Bugüne kadar neler yaptı? Gençliğinden bugüne nerede doğdu, nerede büyüdü? Rap'e nasıl başladı? Benim adım Ekin Can. Soyadım da Arslan. Evet. Biraz daha ama yaklaşıp konuşursan çok iyi olacak sesini dinleme açısından. Mikrofon yaklaşsın. Rap dinlemeye 90'lı yıllarda başladım. Çok küçük yaşta başladım. Yani kendimi bildim bileli rap müzikle büyüdüm diyebilirim o yüzden. İlk sözlerimi 2000 yılında yazmaya başladım. Öyle çok amatör kayıtlar yaptım bu süre. İstanbul Kadıköy doğumlusun ve 2000 yılında sözlerini yazmaya başladın. Evet, Kadıköy doğumluyum. Ve 2002'de ilk kaydını aldın sen. İlk kaydımı aldım. O nasıl oldu? Evde mi aldın yoksa evde yine abilerle ilgili bir... Evde aldım ya, çabuk mikrofonda. O zamanlar kimseyi tanımıyordum ben yani. Öyle kendi başıma takıyordum. Herkes gibi tek başına başlamıştın. Peki günümüzde de çok var aslında. Her evde bir bilgisayar var ve herkes bir MC'lik yapmaya çalışıyor ama artık... Oku çıktı diyebiliriz bunlar için. Çünkü herkes kendi MC ilan etti. Benim evde bir bilgisayar var, şarkı aldım, ben MC'yim. Onlara bir tavsiyem var mı? Hani biraz daha bekleyin, ilk önce biraz daha kendinizi geliştirin. Ya tabii herkes şarkılarını yayınlamadan önce emin olsun şarkılarından yani. O başka bir şey. Benim de mesela yayınladığımdan ötürü pişman olduğum şarkılarım var. Ama yani bence herkesin evinde bir stüdyo bulunması, herkesin MC'lik yapması o kadar da rahatsız olmayacak bir şey değil yani. Tabii ki değil ama... Bu işin bir numara olduğu yerlerde de bu iş böyle olduğu için, herkes yaptığı için bu kadar iyi. Çünkü sadece iyi olanlar sonuç olarak. Ama aslında önemli olan biraz daha zamanlı bekliyor. Tabii ki herkesin kendi evinde olması ve sürekli çalışması iyi ama biraz daha hani bir ay geçiyor hemen kaydını direkt piyasaya veriyor, ben MC'yim diyor. Ama bunu en azından bir iki yıl bekleyip tamamen oluşumunu sağlayıp ondan sonra piyasaya vermesi bu parçaları daha iyi gibi geliyor bana. Tabii canım. Peki 2002'de ilk kaydını aldın, sonrasında ise gerekse olsun gerekse feat'ler olsun birçok çalışmada yaptın. Sonrasında 2004 yılında sanırım albüm yaptın. Bu albüme kadar geçen süreçte neler yaptın, nasıl geliştirdin kendini? Onları bilmiyorum yani sana. Benim de evde ufak bir stüdyom vardı. Öyle orada kayıtlar yaptım, sürekli şarkılar yazdım. O zamanlar pek beat anlamıyorduk. Yani internet beatlerini okumuştum bazı şarkıları. Bazılarında bir tane abim vardı, Sentez lakaplı, Jet Kumbo grubunda. Çok severim, saygılar yolluyorum ona buradan. O bana bir beat verdi, ilk sözlerimi yazdım işte öyle. Peki o zamanlar bir oluşumunuz var mıydı? O zamanlar yine mıydı? Merdivendik tabii. Kadıköy merdiven var. Kadıköy merdiven nedir? Onu bir açıklar mısın? Ne zaman oluştu, nasıl bir araya geldiniz? Bizim işte şimdiki takımdan bir tek ben Nedespo vardık o zaman. Piton vardı işte. Şey vardı, Fosil diye biri vardı. 4 kişiydik. Bir de birkaç tane de arkadaşımız vardı ama onlar rap yapmıyorlardı. Beraber burada Kadıköy'de bir merdivende öyle oturup takılan işte bira içen bir arkadaş gibiydik yani. 90'lı yıllardan gelen bir yine espri bu merdiven yoksa? 2000'lerin başında. 2000'lerin başından gelen bir espri. Peki bu arada dinleyen arkadaşlarımız da eğer bana iletirse sansanın sesi geliyor mu veya benim sesim geliyor mu şeklinde ondan da emin olalım ki şu ana kadar gelmediğine göre ses de gidiyor karşı tarafa. Belki bu soruyu yüzlerce kez duymuşsundur ama eminim ki birçok dinleyicimiz hala bilmiyordur. Sansar ismi nereden geliyor? Sansar ne demek? Sansar ya, Salvo ne demek? Ha ben sorusuna. Bu arada bir şey de söyleyeyim buradan. Ben Sansar Salvo olarak anılmak istiyorum artık yani. Sadece Sansar olarak değil, bundan sonra öyle geçecek. MP3'lerde olsun işte. Farklı bir yerlerde olsun. Onu söyleyeyim. Sansar ismi de Sansar da Salvo da yolda yürürken aklıma geldi yani. Yine birisi daha bunu söylemişti. Yolda yürürken aklıma geldi diyor sürekli. Evet yani. Başka bir esprisi yok yani. Tamamen bir anda aklına geldi. Yok yani ben öyle çok düşünmedim üzerinde yani. Bir isim araba işi üzerinde benim. Hoşuma gitti yani. Sansar olabilir dedim. Aklıma geldi. Sonrasında öyle. Salvo sonradan eklendin diye biliyorum Salvo'yu ben. Salvo'yu sonradan buldum. O da yine aklıma geldi. Yine aldığım duyumlar arasında Sansar Salvo diye bir film karakterim var. Öyle bir film var. Albert şey var de Salvo diye bir eski bir katil var. Ama ben onu düşünerek bulmadım yani. Peki o zaman. Bu arada güzel şarkılarını çalacağız. En son yaptığın şarkı neydi? Masfal'la yaptığın Gün Geldiğinde isminli parçaydı değil mi? Onun dışında senin dilediğin parçadan biri var. Yabancı parça mıydı? O neydi ismi? Gore-Tex. Onu da dinletmek istedi Sansar. Benim dilediğim parçaları bilsin dinleyicilerin falan gibisinden. Peki son dönemlerde birçok underground MC gerek albümde olsun gerekse tracklerle olsun piyasayı canlandırıyor ki sen de bunlardan birisin.
daha çok genç yaşta birçok kaliteli isimle birlikte çalıştın ki bu da herhalde hiç kimseye nasip olmayan bir şey. Şu anda piyasanın en önde gelenlerinden birisi underground'da. Kendine has bir tarzın var. Peki yüzlerce kişinin arasından sıyrılmanın sebebi nedir? Seni insanlar niye beğendi? Yani ben böyleydim de ben buradan çıktım diyebileceğim bir özelliğin var mı? Çünkü senin gibi yok, binlerce kişi var. Yok. Ne bileyim ben işte çok çalıştım yani ama benim hala eksiklerim var. Ben bunları görüyorum, geliştirmeye çalışıyorum yani. Hala daha yolun başındayım yani. Ooo bayağı bir yazanlar var, umarım ses geliyordur. Peki biz güzel bir şarkı çalalım. Şuradan hangisini çalalım? İstersen sen ses şarkılarını başlayalım. Şimdi Nedensiz'i çalalım. Nedensiz de girelim o zaman. Peki o zaman Kadıköy Acil albümünde yer alan Nedensiz şarkısıyla giriş yapacağız. O da son şarkılarından birisiydi 2006'daki. Benim de çok hoşuma gitti buradaki sesin, tarzın. Bayağı bir oturaklı. Umarız böyle devam edersin. Sensar dedim ardından birlikteyiz. Sensar'la söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir şarkı dinledik. Kadıköy Acil Mixtape'de yer alıyordu yine. Sözlere baktığınızda aslında güzel mesajlar vermişsin ki ben de aslında rapte böyle mesaj veren tarzları daha çok seviyorum. Sokaklar var, ticaret falan filan. Bu şarkının bir hikayesi var mı? Sözleri nasıl yazdın? Nasıl gelişti? Yani Poet beat yolladı işte. Beat istedim Poet'ten. Bir tane beat yolladı. Yazdım ondan sonra. Söz öyle. Biraz daha uzun cevap verdirmek için uğraşıyorum ama Poet de bu arada güzel beatler yapıyor. Evet. Sesin az geliyor diye söylüyorlar. Ben bilmiyorum artık. Senin sesin az gider, dinleyicinin kızar sana. Mikrofonu yaklaştırdım. Peki genç yaşta büyük başarı yakaladık ki Kadıköy Acil Mixtape'de yer almak da büyük bir başarıydı. Onca isim arasında Ayben, Ceza veya Altıkan Avzer olsun. Herkes oradaydı. Peki kendini şanslı hissediyor musun bu konumda? Çünkü çok zor evler geçirdi hip hop ve bugünlere çok zor mücadelelerle geldi. Sokaklarda kavgalar oldu artık deyim yerindeyse 90'lı yılların başlarında falan. Ama senin zamanında birçok imkan var artık. Herhalde o kadar çok teklif geliyor ki, konser teklifi geliyor ki siz tekliflerden sıkıldınız. Gelmeyin artık, ya biz çıkarız, geleceğimiz zaman size söyleriz gibi bir şey var. Hem şanslısın bu açıdan hem de biraz daha sorumluluk yüküyor size. Çünkü Türkçe rap'in geleceği, hip hop'un geleceği sizin elinizde, biraz daha hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptığınız işlerin iyi olması gerekiyor, geleceğe yönelik olması gerekiyor. Bu konudaki düşüncen ne? Ya ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum işte. Yani konser teklifinden şimdi bahsedersek bir de yani çok fazla konser teklifi gelmiyor aslında yani. Konser teklifi eden bir organizatör bir adama, tamam mı, en azından belli bir para şey yapar yani, anladın mı? Para teklif eder. Evet. Yani onlar konser teklifi değil, onlar bizim arkadaşlarımıza güzellik olsun diye çıktığımız yerler yani aslında. Hala rap'in durumu o yüzden o kadar iyi değil yani. Kaç MC şimdi dinliyorsa yani çıktığı partilerden bir şeyler kazanabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Normalde bu dünyanın her yerinde en azından cep harçlığını çıkarabilmen lazım yani. Aslında yani daha hiçbir şey iyi değil yani ama Allah'a şükür işte abilerimiz yine önümüzü açtı yani, ben bunu her zaman söylüyorum. O zaman ben seni şöyle kızdıracak sorular sorayım ki yüksek sesle konuşayım. Tabii söylediklerin doğru çünkü ama Türkiye'de hip hop ya da rap yeni yeni gelişiyor. Yeni yeni ortam oluşuyor. Sizler de artık bu işe gönül vermiş insanlarsınız. Bunları sizlere getireceksiniz ki ilerleyen zamanlarda Amerika'daki gibi hani bir konserden bayağı bir para alabilirsin. Tabii hani şunu sürekli söylüyoruz, bizim amacımız ticari değil, para kazanmak değil ama para kazanmadan da olmuyor bazı işler. Çünkü bu işten geçiniyorsunuz, bu işte para kazanıyorsunuz. Ailelerin tepkisi de olabilir para getirmezseniz. Sadece gidip gelmek de olmaz bu iş. Ama sizin uğraşmanız gerekiyor. Şey, az önce bahsettiğim sorumluluk olayı bu. Biraz daha şöyle gayret ederek, dişinizi sıkarak ilerleyen zamanlarda belki de bu işi para kazanacak hale getirebilirsiniz. Yani televizyonlara çıkarabilirsiniz. Veya büyük organizatörleri ayağınıza getirebilirsiniz. İnşallah, inşallah. Olacak. Bu arada o Emre çıkacak, TGRT'ye çıkacak cumartesi günü. Evet. Bu cumartesi değil, yarın değil, haftaya cumartesi. K1'in başında ringde söyleyecek. Ben de onunla beraber olacağım Allah nasip ederse. Bu arada back olarak çıkıyorsun. Ha, back olarak. Muhteşem bir şey işte, Emre'nin az önce bahsettiğimiz yükseliş bu işte. Emre de şu an TGRT'de K1 Rulez'de İşte yani böyle birbirimizi böyle sırtlaya çıkmamız lazım yani, öyle bencil olarak değil, anlatabiliyor muyum? Ha işte sırttan vurma olayları bayağı bir çökertti. Yani birbirimizi sırtlamamız lazım yani, sırtından Anladım. Vurmamamız lazım yani. Onu istemeye çalışıyorum. Belki bu sorudan bayağı bir sıkılmış olabilirsin ama ancak ben de bir radyocu olarak sormak istiyorum ki FM bandında bu rap radyolarını taşımak isteyen biri olarak özellikle sormak istiyorum çünkü FM radyosunda küfürlü parça çalınmıyor. parçalarında oldukça küfürlü parça kullanıyorsun. Söz kullanıyorsun. Yani peki
sansürlü versiyon yaparız o zamana kadar da sorun değil yani. Peki küfürü seviyor musun? Hani baktığımızda hem ülkemizde küfür fazla sevmezler hem de yani rap'e baktıklarında böyle sürekli ya küfürlü derler ya serseri derler bunlara, sokak serserisi derler. Yani bu rap'i büyüklerimiz dinliyor, büyükler dinlediğinde hani küfürü duyduğunda çocuğuna dinletmiyorlar. Ki o çocuklara da küçümsememek lazım çünkü onlar Türkçe rap'in geleceği diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda onlar dinleyecekler, bu rap'i ona ilerletecekler. Veya kızlar dinliyor. Birçok etken var ama sen alayına gitar yapıp söylüyorsun. Ya ben kimseye gitar yapmıyorum, tamam mı? Benim kimseyle bir defa bir sorunum yok yani. Böyle. Gitar derken yani sen küfürlü parça yine kullanıyorsun. Bir kere bu rap işi yani daha büyük paralar dönmüyor, anlatabiliyor muyum? Daha tabii kimsenin ki kimseye hiçbir şey yaptığı yok yani. Kimsenin evet kimseye hiçbir şey yaptığı yok, anlatabiliyor muyum? Daha işler çok daha fazla ciddileşecek zaten ilerleyen zamanlarda yani. Şimdi yani underground track yayınlıyorum, anlatabiliyor muyum sonuçta? Yani bandrollü bile olsa bence sorun değil. Çünkü yani ben böyle seviyorum, ben böyle yapmayı seviyorum. Sonuçta bu da benim müziğim yani, anlatabiliyor muyum? Peki yani bu soruları sana zorlamak gibisinden anlama, sadece konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. En azından düşüncelerini öğrenelim ki öyle bilsin dinleyicilerimiz de. Bu arada Masval da yerimizde az önce küfürle ilgili bir soru sorarken o da böyle böyle yaptı. Onunla... Küfürsüz olmaz. Küfürsüz olmaz. Tamam o zaman mikrofona yaklaşmayalım. Bak soracağım soruyu da unutturdun bana. Ne demiştik? Az önce bahsettiğimiz hani sorumluluk alma olayı, Türkçe'ye bir daha ileri getirme olayı. Peki zarar vermiyor mu sence? Küfür tabii ki edilir diyorsun veya ben küfür ediyorum, bu benim parçamdır. İsteyen dinler, isteyen dinlemez diyorsun ama en azından sen de underground'da bayağı bir yer edinmiş birisin. Bayağı bir önde gelen bir isimsin. Örnek olma açısından kötü olmuyor mu sence? Ya bir kere yani ne bileyim yani bence bir sorun yok yani. Ben böyle çok rahatsız olmuyorum yani küfür ederken şarkılarda. Beni duyduğumda da çok rahatsız etmiyor yani, küçükken de etmiyordu yani. Yani şimdi çok basit bir örnek vereceğim işte. Eminem'in şimdi iyi rap yaptığını tartışamazsınız. İyi veya kötü rap yaptığını veya işte şöyle böyle örnek oluyor diye tartışamazsınız sonuçta, anlatabiliyor muyum? İyi örnekler vermek istersen yani iyi örnek olmak istersen zaten iyi örnek olabilirsin yani insanlara. İnsanlara yani böyle hayatta nasıl ayakta duracaklarını göstererek de iyi örnek olabilirsin yani. Peki hala sen düşüncenden vazgeçmem diyorsun. Öyle devam edelim o zaman. Öyle. Peki yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Hangisiyle devam edelim o zaman? Sen seç yine. Şey Gore-Tex açsana. Gore-Tex yabancı parçaydı. Peki Sansar'ın sevdiği parçadan, yabancı parça değil mi bu bildiğin kadarıyla? Sansar'ın dinlediği güzel parçadan birisi, dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum dedim. Sizler de hemen indirebilirsiniz. İnternet sitelerine hücum mu oluyor yoksa var mı bu bandrol albümü? Var, mixtape'inde bu. Peki o zaman mixtape'i araştırıyorsunuz yine internette, dalmıyorsunuz. Oraya edalar arasında girelim ve fonu kapatalım buradan çünkü fon müziğinden sesiniz duyulmuyor diyorsunuz sürekli. Yabancı yerden, Kadıköy Crazy'den yayını yaptığımız için ayarlayamadık ne yazık ki, ses fon müziği çok geliyormuş. Biz de fon müziği olmadan devam edelim, maillerle devam edelim. Bayağı da mail geldi. Bakayım, mailleri okusana crawl diye bağırmış bir tanesi. Peki maillere geçiyoruz yavaş yavaş. Sansar, sen Fuat, Ceza, Sago gibi bilinen rapçilerden kimleri dinlersin diye bir soru var. Hepsi, bence üçü de iyi yani. Ben hani Sagopa'nın kötü bir rapçi olduğunu düşünmüyorum ama yani sonuç olarak bizim safımız belli, biz Kadıköylüyüz yani. İpek haz etmiyorum tabi. Aynı yerde olmasak da sesini dinlersin diyorsun. Yok, ben beatlerini beğeniyorum. Rap yani çok hoşuma gitmiyor benim. Anladım. Peki Sezer demiş ki bir şeyler demiş, vallahi biz çok iyiyiz falan şarkılar. Çaldığın şarkılar da güzel. Bir de Keş olan güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Dur bakalım. Rap tek yapılmalı. Bazıları da rapleri büyük abileriyle beraber yapıyorlar diyor. Ya işte Sezer'de aklın ne gezer? Lise yani böyle ben başladığımda kimse yoktu ki amına koyayım. Ne alaka? Kayıtlarımı kendim yapmaya başladım yani, bana diyorsa ya. Sezer neydi Sezer? Sezer işte. Sezer bir şey dedin, tekerleme gibi bir şey dedin. Sezer de aklınla gezer. Sezer de aklınla gezer. Sezer aldı mı cevabını? Toksin demiş ki iyi akşamlar herkese, yarın Tekerit'te saat kaçta olacak acaba yayın diye. Yarın mıydı ki o? Daha var Ocağın haftaya olacak ve Emre Kabir Rölej'de olacak. Jeneriklerini o yaptı. Understation'ı dinleyebilirsiniz ilerleyen zamanda. Emre'ye de Masfal başarılı dedi. Biz de Understation ailesi olarak tabii ki maşallah diliyoruz. Mafsal. Merve demiş ki Sansar'ın şarkıları küfür içerikli olmasına rağmen çok güzel, o kadar güzel ki Sansar küfrederken nasıl rahatsız olmuyorsa biz de rap dinleyenler de rahatsız olmaz zaten. Bir kız olmama rağmen küfürleri seviyorum, seni de seviyorum Sansar. Sağ ol demiş.
Ben zaten böyle kızların kulaklarını çekeceğim yayından sonra. Ben burada sizin için yırtınıyorum, siz de küfür ediyorsunuz yanımda. Siz şımartıyorsunuz sen sonra. Berfin demiş ki selam, iyi akşamlar. Kimler ne derse desin artık. İzmir'in tek rapralı. Allah Allah. Bak mailleri daha önce okuyamadım. O kadar çok mail var ki. Sansar dışındaki, sorular dışındaki arkadaşlar başka mail atmayalım. İstek istemiyorum. Bir şey diyeceğim. Sansar Z Ada'nın freestyle yapmasını isterim. Tebrik ediyorum. Bu da ne demek istemiş? Ben anlayamadım. Z Ada. Ya biriyle öyle bir kapışmamız olmuş. Ama şu an yapmayacaksın seni, değil mi? Peki o zaman. İyi akşamlar diye ve Sansar Ender'den dın. Anıl demiş ki Sansar ile festivallerden teklif geliyor mu acaba? Biz Kadıköy Anadolu Lisesi olarak Sansar'ı yıl sonundaki KAL Festivali'nde görmek isteriz. Bu şekilde teklifler sürekli vardır herhalde sana. Ya bir iki liseden geldi ki ben de çok isterim inşallah olursa. Kadıköy Anadolu olursa hatta işte direkt Kadıköy Lisesi bize olur yani. Bu arada arkadaşlar mikrofon biraz daha Sansar'a yakın. Ben de ekrana bakıp şeyi okudum, mailleri okuduğum için belki sesin tam olarak gelmiyor olabilir, mikrofona yakın konuşmuyorum. Onu da yine arkadaşlarımız bildirirler bize. Ceren demiş ki ya küfür etmek bu kadar birine yakışır mı? Bayılıyorum ben sana ya, süpersin psikopat Ezer demiş. Peki o zaman siz devam edin, yayından sonra gösterin. Ben hepinize 10 milyon vermedim mi küfür etme diyeceksiniz diye. Yayından önce Murat demiş ki selamlar Anderstation, yayın çok güzel gidiyor. Ben İzmir'den Murat. Sansar'ın çalışmalarını beğeniyorum. Ayrıca Karambol'ü de başarılı buluyorum. Karşılıklı disleşmeler oldu. Bunun hakkındaki düşünceni merak ediyorum. Başarılar diliyorum demiş. Ya biz var ya onları aslında hani gülüyoruz, anladın mı harbi? Karambol komik yani. Mesela bak bana bir tane KO diye bir dis atmıştı Orantez'den. Çok da güzel attı, tamam mı? Ben dinliyorum yani onu, anladın mı? ama yani Karambol böyle komik yani, anladın mı? Biz yani ilk dinledik güldük yani. Ama yani çok duyuldu bir de heriflerin şarkıları, işin garip tarafı. Ben de o yüzden bir tane cevap vereyim dedim bir tane cümleyle. Daha da vermem zaten. Böyle çok var değil mi? Hiç ismi duymamış adamlar geliyorlar, diss yapayım falan filan. Ki bunlar da hep isim yapmak için yapılan şeyler herhalde. Olur canım öyle yani. Onlar işte gaza gelmişler. Bir arada Almanya'dan karteli savunan birisi, ismini vermeyelim, gerek yok zaten. Cezaya Sagopa kaçmıyor, Fuat'a bir şarkı yapmış, karteli savunuyor falan filan. Ha, geçen gün Kadıköy Hacı'ya da atmışlar, sana da mı geldi? Ha, bana da atmış. Salak. DJ Akman hele en büyük salak. Valla salak işte o kardeş, işte DJ Akman'ın kardeşleriymiş onlar da, Akman öyle diyor. Hadi ya. Valla. Bir de Akman öyle diyor. Akman'ın kardeşi olmayı herhalde kendine çok yakıştırıyor. Tövbe estağfurullah. Akman ölmüş de hani ne oldu? Öldüm diye haber verebilirsin. Peki ben mailleri biraz daha inceledikten sonra okuyayım. Çünkü baya karışık mailler geliyor. Çok uzun mailler geliyor. O yüzden yine sorularımıza devam edelim. Nerede kalmıştım şöyle yine bakayım. Yine Danyal amcayı da Understation röportajını almıştık. Orada bir röportajında diyor ki küfür olaylarından baya bir şikayet ediyor. Küfür etmeyin, radyoda çalmayın falan filan gibisinden. Öyle bir muhabbet oldu mu Danyal amcaya da? Yok olmadı yani. Öyle diyorsa öyledir. Üyemizdir, saygı duyarız biz. Peki bunları konuşmuştuk aslında küfürle ilgili, madem ben sana daha soru sormayayım, baya edeceğim diyorsun sen, kurtuluş yok. Eminim sürekli fiil teklifiyle ilgili de az önce bahsetmiştik. Ha burada az önce yine bir soru vardı. Sürekli underground mı kalacak diye soruyorlar Sansar. Hayır. Bununla ilgili projelerim var 2008'de kanalım değil mi? Ya projelerim şu an için askıda, inşallah olacak ama yani bir tane bandroller. İlerleyen sorularda öyle bir olay vardı, onu soruyoruz. Peki bu arada Taşkın Bey de oradan ellerini sallıyor arkadaki Crazy'den. O da inşallah bir ara olacak MC. Peki eminim sürekli fi teklifiye geliyordu ve ki bana da birçok radyodan teklif geliyor. Radyolarda biraz daha teklifleri az yapsınlar. Yani 1 milyon teklif gelir, 1 milyon dolarla teklif gelirse belki giderim diye düşünüyorum ama sana teklif geliyor mu? Oradan bir 3 parmak geliyor Kadıköy Ağacı'nın, Kadıköy İnşaatı. Nereden abi, ben anlamadım. Sana fi teklifleri geliyor mu diyorum. Geliyor abi, evet geliyor. Geliyor. Zaten bak ha, az evvel bahsettiğimiz var ya işte evet. Şaşırmış. O şaşırmış işte şey. Bana böyle fit yapalım dedi, ben iplemedim bu denyayı, tamam mı, öyle yani. Ne diyeyim yani, öyle şarkı yapan adamla ben fit mi yapayım, anladın mı? Ondan sonra o yüzden satmış, salak içine oturmuş herhalde gerizekalı. Peki sen nasıl bakıyorsun bu fit tekliflerine, ama en azından Anadolu'da tanımamış isimler olduğunda birçok geliyordur bunlara. Arkadaşlarımla yaparım yani ben fit. Öncelikle bir kere o insanı tanımam gerekiyor yani, benim için rapinden daha önemlidir. Çünkü bayağı bir canın yandı herhalde bu piyasada ki artık... Ya tabii ben herkesin albümünü okudum bir zaman yani.
İstediler, okudum. Ne olacaktı ki yani? Elime mi yapışacak dedim ama yapıştı yani işte. Yapıştı. O yüzden de bayağı canımız yanıyor. Peki yine şarkılara devam edelim. Sansar bu arada arkadaşlar bayağı yorgun. Haftanın yorgunluğu var üzerinde. Sorulara uzun şekilde cevap veremiyor. Hızlı hızlı geçiyoruz soruları. Yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Şehirde kaos, kaos olabilir mi? Peki şehirde kaos diyelim demeyelim. Bence psikopat yazar diyelim. Çünkü bayağı psikopat. Küfür edeceğim dedi o zaman. Al bakalım sana psikopat yazar. Sansar'la Anlaştı Eşit'le birlikteyimiz devam ediyor. Ocak 5 Ocak'tayız değil mi? 2007'nin ilk şeyini. Tarihleri de şaşırdık artık. Fon müziğinde yavaş yavaş yine sonlandıralım. Peki mesajlarınız da ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bekleyenler tabii ki vardır. Hala mailim okunmadı ama bakıyorum sayfa bitmiyor. Elimden geldiğince de okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Sansar'ı beğeniyorum. Küfürleri süper. Replerine de aşığım. Konuşması tam süper oluyor yani. Tamamen artık yağlamış. Evlenme teklifi gelecek mi bu mesajın sonunda? Bir de beatlerini kimden alıyor demiş. Çok çeşitli insanlardan alıyorum. İşte The Poet, DJ Çağdaş veriyor, Emir veriyor. Zaten Civciv var. İşte bizim Merdiven'in beatmaker'ları var. Repose of Despo. Saydığın isimler süper aslında. Buradan en çok beğendiğin hangisi? Şunu yaptığı beatler şöyle hoşuma gitti. Hepsi değil mi? Politik bir cevap verme ama şu özelliği güzeldi. Beat'i okumazsın zaten. Yani ama şu beat şöyle güzelliği var diyeceğim. Şu anda zaten Türkiye'de en iyi beatmaker'lardan biri The Poet yani bu. The Poet. Tabii ama DJ Çağdaş da mesela. Herkes çünkü ben ne bileyim Emir de öyle yani. Herkes iyi. O zaman şanslısın bu kadar güzel isimlerle beraber çalışıyorsun. Allah'a şükür. Şaşkın Asi demiş ki selam Sansar. Rica etsem Alanya'ya gelir misin? Küfür konusunda ise kız olmama rağmen hiç anlamıyorum yani. Gene de gel de burada birlikteyle hoca sövelim demiş. Alınmıyorum demiş. Alınmıyorum. Ama o kadar çok Türkçe yazmış ki biz de anlayamıyoruz. Ne yapalım? Gel beraber Alanya'da hocalara sövelim demiş. Böyle teklifler de geliyor değil mi? Gel şurada sen konser yap, şurada konser ver, burada niye konser vermiyorsun şeklinde sürekli forumlardan. Forumlardan görüyorum bazen. Fazla bakmıyorum artık ama işte istiyorum yani ben de tabii gitmediğim yerlere gitmek ama herhalde en çok yere giden underground ekiplerden biriyiz yani biz de. Elimizden geldiği kadar da gidiyoruz işte. Öyle. Ha bu arada ya hocaları sövmeyin aslında hocaların bir suçu yok, sistemin suçu her şey. Yani ben vallahi öğretmen olmak istiyorum yani. Öğretmen, ben de öğretmen olmak yolunda ilerliyorum. Sisteme bir sözün var mı peki? Yok. Şimdilik yok. Selamlar, Sansar'ı tebrik ediyorum. Underground ile Sansar ve Kadıköy'ü fazla söze gerek yok. Acaba Sansar'dan falçıtaya çalabilir miyiz? Sansar, anladım. Allah. Paşa demiş ki abi kolay gelsin. Bu soruyu okuyalım mı? Ne o? Şu soruyu. Ha, sor abi. Piton'la neden ayrıldı, neden devam etmedi şeklinde bir soru var. İşte yani anlaşamadık, arkadaşlığımız bitti. Arkadaşlıkla beraber iş olayı da bitti beraber. Bayağı büyük sorunlar oldu çünkü Kadıköy Merdiven'i beraber kurdunuz diye biliyorum. Ya işte dediğim kadro kurduk tamam mı şu merdiveni? Piton, evet. Despo. Şu merdiveni. Despo, Piton, Fosil ben. Bu kadro kurduk ama gitmesi gerekenler olmuş demek ki gitmiş. Peki o zaman uzatmayalım fazla. Zaten siz forumlarda vereceğiniz cevapları verdiniz birbirlerinize. Bedel demiş ki merhaba ben Sansar'ın iyi müzik yaptığını düşünüyorum ama yanlış olduğunu da söylemek istiyorum. Sansar kendine gel yoksa diss atacağız. Ne olur atmayın. Ne olur atmayın diye Sansar yalvarıyor burada bak gözlerinden yaş geldi. Allah'ını seversen atma. Ya böyle arkadaşlarımız da var işte anlıyorum. Ah diyoruz. Hüseyin Salvo. Vav wow, bunlar yani devam ediyor mu Hüseyin Ahmet Salvo falan diye. Sansar harikasın, bayılıyorum sana. Özellikle tutamadığın verdiğin sözleri çok seviyorum. Bir de iyi bokin. Öyle bir şarkı mı vardı? Vav wow, şarkıların isimlerini bile sokmuşlar artık küfrü. Bayılıyorum bu arada. Sagopa Kajmer ve DJ Akman rapçi mi onlar ya? Onlar kim falan demiş. Burada Sagopa Kajmer'i de ağzından kaçırdım. DJ Akman konusunda tamam aynı düşünceliyiz ama en azından Sagopa Kajmer, Ceza falan filan gibi ayrım yapmayalım arkadaşlar. Bu arada gördüğümüz sorular vardı, o soruları yine kaçırdık bak. O kadar çok mail geliyor ki ardı ardından. Fuat'ın yeni kasetinde sende var mısın demiş. Hayır. Direkt bir cevap, hayır. Peki Fuat'la yaptığın çalışmalardan memnun musun? En azından geçmişte güzel çalışmalar oldu. Bir tane işte şarkı yaptık zaten. Üçüncü Dünya Savaşı mıydı? Onu yaptık. Sağ olsun yani. Allah razı olsun okudu, ben rica ettim kendisinden okumuşsun diye okudu. Keşke böyle olmasaydı yani. Üzülüyorsun yani bu konuyla üzülüyorsun. Yani benim tabii sevdiğim saydığım bir insandı ama
İşte sonuç olarak biz bir birliyiz, anladın mı? Ben buradaki herkes benim için, yani Kadıköy bir insan, Kadıköy'deki her insan yani dışarıdaki 10 insan demek benim için. Yani bunu kimse yanlış anlamasın tabii ki. Ben hani çok sevdiğimden arkadaşlarım yani. Peki. Keşke de ayrılmasaydık. Eminim ilerleyen zamanlarda bir barış olur mu acaba? En azından bazılarıyla. Yani barış değil, kimseyle savaş yok zaten. Savaş derken hani ama yani herkes kendi yoluna bakar. Herkes kendi yolundan gider. Bizim yolumuz belli yani. Eskisi kadar aşırı sıcaklık olmasa evet. Mümkün değil diyorsun. Peki Zehra demiş ki Nokia Supersound şarkısını sansürleyerek verdiği halde yine de küfür bulmuşlar. Ne düşünüyorsun demiş. Öyle bir şey var mı? Var. Şeyi ben verdim ilk. Psikopat yazarı verdim de koymadılar. Çok küfürlüymüş ama ben sansürleyip yollamıştım yani oraya. Sonra duygusuz ifadeleri verdim. Sonra vazgeçtim işte. Duygusuz ifadelerle katılmakta o yarışmaya, öyle yani onun kez. Peki oradan sonrasında çekildin değil mi? Finallere de devam etmedin diye biliyorum. Finalde kaldın. Yok, ben zaten 2 gün falan yayınlandı orada. Nasıl aldılarsa oradan bir tane herif şarkımı aldı, benim foruma koydu. Sonra daldı o şarkı, ta benim yani 2004 yılında yaptığım bir kayıttı. Ve de öylesine yaptım yani onu. Çok da kötü bir şarkı. Ben hiç sevmiyorum yani işin açıkçası. Ne o DJ Akman gibi duygusuz ifadeler abi. Kendi şarkını diyorsun ya. Eskiden öyle yapmışım bir tane, içimden gelmişim. Sonrasında dediğim gibi çekildin mi yarışmadan, yoksa verdin öyle kaldı mı? Sildim şarkıyı. Sildin. Vazgeçtim. Kadıköy demiş ki Sansar süpersin, devam et, küfre de devam, sakma kimseye, aynen yola devam, silini bozma demiş. Ayrıca eski okulundan Berk Yaman'ın selamı var demiş. Eski okulundan Berk Yaman'ın selamı var diye bir mesaj gelmiş. Berk Yaman. Eyvallah. Eyvallah. Hatırlayamadık herhalde. Hatırladım. Nergis demiş ki iyi akşamlar Sansar. Canım 14 Ocak'taki İzmir Rap Partisi'ne gelecek misin diye bir soru var. Keşke olabildiğim kadarıyla arkadaşlarınız var ve bekleyin demiş. DJ çalışamayacağım. 14'ünde benim Çanakkale'de bir olayım var abi. Giyotin ve ben Çanakkale'deyiz 14 Ocak'ta. Keşke gelebilseydim ama. O zaman Çanakkale'de haberinizi vermiş olalım. DJ D-Walk'u demiş ki öncelikle selamlar, şeyi mükemmel gibi, tebrik ediyorum Troll ve Sansar'ı da tebrik edelim. Çok mütevazi yayın yapıyoruz, ay böyle ince ince konuşmayın ya. Benim daha çok yolum var demişti, beni gerçekten çok etkiledi demiş. Benim sorum, günümüz rapinde rock grupları ve alternatif gruplara feat yapmayı düşünüyor mu? Yani rock ve rap melez featler yapmayı düşünüyor musun? Ya aslında olabilir yani. Ama ne bileyim, o işi yani gerçekten böyle yüreğiyle yapan bir adam bulursam ancak olabilir yani. Gerçekten böyle hani işin hakkını vererek, harbi böyle bir rock şarkısında bana bir rap şarkısının verdiği hazzı verebilirse yani, böyle onun şarkısı tamam, ancak o şekilde olabilir yani. Ne bileyim, benim biraz antipatim var açıkçası. Kadıköy'de biraz böyle zamanında bizi hor gördüklerinden belki, ama bazıları yani. İşte bak, sokakta verdiğimiz kavga onlardan biriydi. Rockstar o zaman daha çok gelişmişler, daha çok yayınmışlardı. Ama yani o sadece aklı olmayanlar yani, bizim de aramızda. Yani ben de rock dinliyorum. Aklı olmayanlar var yani sonuçta. Aklı olmayanlar mesajda gönderiyorlar sana diss atacağım falan filan diye zaten. İşte o aklı olmayanları ortadan kaldıracağız ama nasıl onu da bilmiyoruz. Rock'a bir antipatin yok yani o aklı olmayanlar dışında. Ya güzel müzik yapan, ben hayatımda bir tane şarkıyı çok beğendim. Bir tane böyle dönmenin şarkısı böyle ama... Yani güzel yapmış herif harbiden yani. Placebo diye bir grup var ya. He. Onun Mets diye bir şarkısı benim çok hoşuma gitti mesela. Yabancılar bayağı dönüyor sonra nereden döndüklerini unutuyorlar, bir daha geri gelemiyorlar. Bu arada dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sansar'a da teşekkür ediyoruz. Understation dinleyici kotası şu anda patlamak üzere. Bayağı da bir güzel seviyeye geldik. Güzel de bir yayın oluyor. 2007'ye böyle bomba gibi girdik. İnşallah bomba gibi de devam ederiz. Ceren demiş ki Sansar çok güzel gülüyorsun ya, küfür konusunda da gerçekten çok ciddiyim, çok yakışıyor sana. Sansar'la özlemiş bir kız olmasına rağmen Sansar'ın küfür etmesi bile çok hoşuma gidiyor. Nasıl yani özlemiş. Ya. Kendine özgün ve çok güzel bir tarzın var demiş. Hüseyin Salvo artık mesaj gönderme, tamam anladık sorunu. Allah razı olsun. Ya evet haklısınız, geçenlerde internette duymuştum ben de bu Ceza Fuat Sagoy'a dilatmalarını falan filan diye. Dık bir dünya soru var. Dur şey, onu sorsana ya. Ama bu sana bayağı bir laf mı atmış? Ne? Lan sen kimsin oğlum ya, aman sen kimsin
büyükleri laf atıyorsun. He, senden bahsetmiyor hani. Az önce bahsettik ya, ceza yasağı bu. Ya tabii işte salak işte o. Ben zaten peki, Fatih'i... Peki, cevap atmayı düşündüm çünkü... geçen hafta değil, ondan önceki hafta Atıkan Avcı'yla konuk aldığında... Hemse diyordu ki bunlara cevap yazalım falan filan, geri dönüş yapalım. Sen düşünüyor musun geri dönüş? Kime? Hani... Karteli savunan isimler vardı ya... Ya kimsenin Hemse... karteli savunması benim... problemim değil yani, anlatabiliyor muyum? Bu benim görüşüm yani. Ben Islamic Fox dinleyerek ilk Türkçe rapi dinledim. Yani bu böyle, anlatabiliyor muyum? Kartel nesli de kendi kafasına göre takılsın yani. Ama çok gaza gelirsek yaparız belki bir şey. İşte bence yapmamız gerekiyor. Çünkü bu adamlar zaten sizin isminizi kullanıp isim yapmak için, film yapmak için bunlar uğraşıyorlar. Biz de 5 dakikamızı ayırır, öyle 2 dakika bir şeyler karalar gireriz yani. Ama çok sonrasında işte piyasaya zaten girerler, en azından piyasada yer edinmiş olurlar, isim edinmiş olurlar. Ya onları hiç kimse almaz piyasada. Sansar Salvo'dan mahkeme duvarını istiyorum. Bu sefer çalın ya, zaten Sansar engellemiş diye devam ediyor. Hadi bak devamını getireyim. Sansar engellemiş MSN'de demiş. Arkadaşlar böyle MC'ler veya bu şekilde ortamda bulunan MSN'de varsanız şunu bilin ki o MSN'de binlerce kişi var ve MSN'i açtığın anda sayfa şöyle bir 20-30 kişi doluyor. Selam 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 diye. Herkes acele ediyor, titreşim gönderiyor. Hadi ben seni bekleyeceğim, selam ver diye. Bayağı bir sıkıntım var herhalde o konuda. Aslında ilgilenmek istiyorsun ama ya ben anlayışlı yok, en azından buradan söylersin ama. Sonradan kendime uyuz oluyorum böyle millete cevap yazamayınca, ama olmuyor yani. Yapamam ki yani o i̇şte kadar. İşte 30 yani kişiye birden yazamıyorsun. Evet. Hem üzülüyorsun hem onlar kızıyor, oradan laf atıyorlar, sinirleniyorsun. Sansar gerçekten çok iyi bir MC demiş Derya Nalcı. Ben bir şey sormak istiyorum. Seyyader ile Fiber Merdiven grubunda mı acaba diye. Onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ama merdivenin kadrosu belli tabi. Ama yarın öbür gün ne getirir bilemem. Peki Hipofiz'i tanıyor musun diye soru gelmişler önce. Hipofiz. Evet, Balıkesi, evet, Hipofiz. Evet. Oradan biliyorum, bir biliyorum. Mi? Evet, onlarla ben feat yapacaktım. Daha yapamadık ama yapacağız herhalde. İnşallah. Düşler demiş ki ne, Çanakkale'ye mi gidiyorsun, geliyorsun yoksa? Ben de geliyorum o zaman. Eminim ki manyak oluruz. Çanakkale'de nerede peki bu parti demişler. Çanakkale 14 Ocak. Hiphoplife.net'te haberi var. Yani şu an tam hatırlayamıyorum ama Hiphoplife'dan bir bakabilirse ya. Bu arada senin de bir web siten var. www.sansarsalvo.com evet, değil mi? Oradan da Sansar Salvo hakkındaki bütün bilgileri alabilir veya forumlara takılabilirsiniz arkadaşlar. Peki bir şarkıyla yine devam edelim. Bu arada Sansar ufak bir işi var, yine stüdyoya gidip gelecek sanırım. Çok ufak, şarkı bitene kadar gelir herhalde. Hangisini çalalım? Mesela şöyle uzun bir şarkı çalabiliriz değil mi? Nerede bakayım, hemen şarkıyı girelim, ardından yine süreçimiz devam edecek. Bu arada herkese teşekkürler, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir saati geride bıraktık ve 55 dakika gibi bir vaktimiz var aslında. Belki devam edebiliriz Sansar Kadıköy'de ama benim karşıya geçmem lazım. O yüzden hiç vaktimiz yok. Peki sorularımıza devam edeceğiz Sansar. Şimdi gelelim asıl meseleleri. Konuştuk, senin hakkında konuştuk biraz. Mailleri okuduk. Rap hakkında konuştuk, küfürlerin hakkında konuştuk. Gelelim yaptığın işlere biraz da. 2004'te ilk albümünü yaptın ki ilk EP'ni yaptın. Muazzam Perdah isimli bir albümdü. Oradaki feat'ler hakkında konuşalım. Oradaki veya feat var mıydı onda? Piton vardı. Piton vardı. Peki içine sinen bir albüm oldu mu? Nasıldı bu albümün hikayesini bir dinleyelim senden. O zamanlar sinmişti içime de şimdi hiç sinmiyor tabii. Tabii ki zamanla geliştiriyorsun. Ama var yani benim o albümden de hala açıp dinlediğim parçalarım yani. Ama yani çok iyi bir albüm değil tabii şimdi. Ama tabii ki yine ilk albüm olması o ile tabii önemli. Önemli vardır. Muazzam Perdah nereden geliyor? Hiçbir yerden gelmiyor ya öyle. İşte muazzam bir parlaklık demek yani, güzel bir anlamı ışık. Işık. Abi senin her şeyin öyle bir anda bir yerden çıkmış Muazzam Perdah, Sansar Salvo. Bir anda Overground albümü çıkar mı piyasaya? Aklıma geldi yani. Aslında Overground albüm olursa da bir anda olmasını istiyorum ama kimse böyle beklemediği bir anda dangır diye böyle. Oo, bak o zaman dinleyicilerimize söyleyelim bunu da buradan. Yanımızda Mahsal var. Mahsal söyleyemiyorum. Biraz uzaktasın, selamımızı da veremedik. Tamam. Yüksek sesle konuşursan sesini alırız. Sana da hoş geldin diyelim Understation'a. Hoş bulduk, selam millet. Nasıl gidiyor Sansar'la birliklerimiz? Sansar nasıl bir şey? Sen Sansar'ı anlat bakalım bize ilk önce, sonra seni dinleyelim. Sansar iyi biri ya, hep takılıyoruz öyle, her gün beraberiz işte öyle. Yapıyoruz şarkılar falan, şimdi eve de ufak bir stüdyo kurduk öyle. Yeni şarkılar yapıyoruz. Ha bu arada yeni sistemi almaya başladın yavaş yavaş. Evet, Alcatraz'ı ben bir daha kuracağım yani. Kurdum daha doğrusu diyeyim ama daha home studio halinde yani.
İnşallah daha sağlam bir stüdyo kuracağız yani. Geçen şuradaki Mafsal da benim Fersah'la beraberdim. Mafsal da benim beklerime çıkar. Bundan sonra Mafsal da benimle beraber yürüyecek. Bu arada herhalde Mafsal'la ilgili şarkıyı dinlemişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde feat yaptı. Bir hafta olmadı herhalde. Gün geldiğinde ismini feat. Bunu da hiphoplife.net'te MP3 bölümde indirebilirsiniz arkadaşlar. Sansar şarkıların arasında yer alıyor. Ana sayfaya haber koymadılar sanırım, değil mi? Daha istemedi. Biz istemedik. Biz istemedik yani öyle. Peki o zaman şimdi hemen bayağı bir dinleyicimiz var. En azından hitap ettiğimiz kitlenin yarısı ya da çoğu karşımızda. Onlar hiphoplife.net'e girerler ve indirebilirler. Başka nereden? Sinister'den indirebilirler mi? Sansarsalvo.com'dan da indirebilirler. Az sonra o şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkının gelişim nasıl oldu? Son şarkınızı yaptınız 2006'da. Son şarkısıydı herhalde. Zaten evet. Öylesine yaptık durup dururken. Her şey durup dururken geliyor zaten. Hayır yani. Zaten durup dururken yapmadığımız bir şarkı olsa ana sayfadan verirdik yani. Evet. De güzel bir şarkı ama seviyoruz. Peki Mafsal, seni mi dinleyelim? Sen neler yapıyorsun? Neler yaptın daha önce? Ya ben şimdi Sansar'la çocukluk arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz biz Sansar'la. O zamandan beri tanışıyoruz işte. 14 yaşından beri, 13 yaşından beri tanışıyoruz. O zamanlar işte ben hani Sansar Islamic Force falan dinliyordu. Bana da dinletiyordu o zamanlar öyle. Hani sadece rap dinliyordum ben. Sonra işte 8. sınıfa falan geldik böyle. O zaman işte böyle bizde ayaklık falan da yok tabii. Ekin işte mikrofonu kitapla sıkıştırmış falan böyle. Öyle kayıtlar yapıyor. Bir gün ben de gittim öyle yapmaya çalıştım da ondan sonra vazgeçtim. Hiç uğraşmadım. Sadece dinledim böyle. Ondan sonra bu işte 2005'in yazına doğru, 2005'in başlarında ufaktan başladım ben de rap yapmaya yani kayıtlar. Aslında birçok MC'nin böyle hikayesi var. İlk kayıtlarını stüdyo yoktur, gardıroba girip de kayıt yapanlar var veya kadın çorabını bir şey ağa geçirip böyle mikrofona filtre yapanlar var ki sen de öyle bir hikaye anlatıyordun geçtiğimiz günlerde galiba, öyle bir şey var mıydı? Benim de böyle 5 milyonluk bir mikrofonum vardı böyle. İşte böyle şu, yani işte konuştuğumuz gibi. Ondan kayıt yapıyordum. Hatta program da şeydi, Hip Hop DJ bile değildi, Dance DJ'di. Valla internetten bir beat buldum. Daha doğrusu internetten bulmadım. Bir arkadaşım bana onu böyle ben yaptım diye verdi. İnternet beatiymiş sanırım. Zaten en kötü şeylerden biridir o. Sürekli karşıya çıkarlar, free beat'e yapmış falan. Tabii çok kıl aldım. Neyse, sonra işte ona bir kayıt yaptım, sonra geldi devamı. Peki Mafsal, senin şarkıların var mı çok bilindik, böyle şu şarkı hoşuma gitmişti, bayağı beğenmişti dediğin? Ya yok vallahi, ben o kadar fazla parça yapmadığım için yok ama ne zaman işte 2005'in sonlarına doğru Kanye ile beraber o da Merdiven'den onunla bir albüm yaptık, Kalem Abone EP diye, böyle internette verdik falan. Öyle işte oradaki parçalar dinleniyor hani, partiye çıktığım zaman en fazla bir Kalem Abone parçasının verse ezberlenilmiş oluyor veya Sevilme Adamlar Sansar'la vermiştik. O yani pek fazla dinlenmiyorum ben şu anda. Ama en azından ilerleyen zamanlarda umutlusun ve çalışıyorsun herhalde şu an. Tabii ki. Var mı ilerleyen zamanlarda bir albüm yine çalışmaların? İşte şimdi Alcatraz tekrar kurulduğu için böyle arada bir parça yapıyoruz işte. Aynı zamanda Sansar'ın mixtape'i çıkacak, onun için kayıt yapıyoruz. İşte o yaptığımız zaman ayrıyetten benim albüme koyacağımız parçalar olacak tabii. Bir tane parçam hazırdı albümde. Yani bir tane parçam var. Ne gösterir zaman bilmem yani. Sansar dışında var mı başka feat? Kadıköy Ağacı'dan yine olabilir. Ya işte en son Kadıköy Ağacı albümünde yer aldık Merdiven olarak. Hı-hı. Ondan sonra işte Giyotin'le parçalar yapıyorum, Despo'ya. Şu anda Merdiven'den yapıyorum yani, Patron'la bir parça yapmıştık. O Kadıköy Ağacı şarkısında, Kadıköy Bu şarkısındaki Motherfucker diyen kim? Girişteki mi? Despo. O da güzel bir şarkı olmuş. Kadıköy Bu, bir de Üsküdar Bu diye bir şarkı vardı, onu biliyor musunuz? Ha? Üsküdar Bu diye bir şarkı var bizim. Buğra. Mixtape çıkmadan bir gün önce verdiler onu da. Kime? İnternete. Üsküdar Bu diye bir şarkı gördüm ama mixtape çıkmadan bir gün önceydi. Biz kimsenin şarkı ismini çalmadık. O da dikkatimi çekti. Üsküdar Bu diye bir şarkı çıkmış böyle. Peki. Şimdi Sansar Salvo'yla Masfal'ın güzel bir şarkısını çalalım hazır muhabbetin içine gelmişken. Ardından yine sohbetimiz devam etsin kaldı ya da. Müziğini baya uzattım böyle çünkü arkadaşlar o kadar çok mesaj yolluyorsunuz ki mesaj servisim dağıldı, çöktü artık. Bakamıyorum bile, sürekli sayfa görüntülenemiyor diyor. Bu arada Kolera ile ilgili bir haber yollamış bir arkadaşımız. O haberin linkini yollarsa veya gerçekten olduğu konusunda bir kanıt yollarsa onu da yayında anons ederiz ve yorumlarız burada Sansar'la birlikte. Kral devam et böyle sarıyor muhabbet falan demişsin. Neyse Sansar küfür meselesine girmeyeceğim. Belki
İşlerindekini kusuyorsundur. Bu kadar bakmamak lazım. Başarının devamı dilerim. Kolay gelsin Krol. Akasov Marie Diyan demiş ki 2007 çalışmalarını hatırlar mısın? Her şey çok iyi gerçekten. Sansar Fili isterse atabilir mi acaba? Türkçe karakter yazamıyorum kusura bakmayın demiş. Fili atacak mı herhalde sonlara doğru? Atayım mı? Atarsın ya. Ufaktan. Ya ben uzun süre yapmıyorum. İstemiyorum ama. Fili olmasa bile acapella olabilir. Bakalım işte. Peki. Timex demiş ki benim Sansar'a sorum bunu okumuştuk sanırım 5. dakikada. Of karıştı ortalık ya. Sansar MSN'i söyler misin ya? Arkadaşlar sansarsalva.com'dan ulaşabilirsiniz. Şu an MSN'i söylerse geceniz Sansar'ın canı yanar burada. Merhabalar. Sansar gerçekten çok iyi bir MC. Bir şey sormak istiyorum. Bunları hep okuduğumuz mesajları herhalde artık. Mesajlar birbirine karıştı. Hazal, Kroll kızlar sana inat çıktı işte. Sen küfür etmedik Cemil'le. Çok yakışıyor ağzına falan diyor ama neyse gönül ister ki kimse küfür etmesin. Birbirine o zaman da bir tat vermiyor değil mi? İyi yayınlar falan filan demiştim. Hocam demiş ki iyi akşamlar Kroll ve Sansar. İlk başta biraz ses arızası vardı ama galiba şimdi iyi gidiyor yayın. Ve ses çok iyi. Öncelikle seni ve Sansar'ı tebrik ederim. Bu arada Sansar Salvo'ya bir sorum olacak. İzmir'e geliyor musun? Ne zaman geleceksin demiş. Yeni albüm hazırlığı var mı? O da ilerleyen sorularda var ama İzmir'e gidecek misin? O soruyu geldi. İnşallah bu sene içinde İzmir'e bir iki defa daha gelmek istiyorum olursa. Albüm derken mixtape yapmak istiyorum ben de. Arkadaşlarım da yapmaya başladı. Ben de ondan cesaret aldım. Yani bir mixtape hazırlayıp işte onu sunacağım insanlara. Bekleyelim biz mesajlarımıza devam edelim. Bu arada o kadar çok yoğunluk var ki netimiz bir arada gitti geldi zaten yabancı yerden yapıyoruz yayınımızda. Sansar yolun açık olsun ama hala üretim yok bende. Kadıköy'e sevgi saygılar. Mark Max demiş. Mac Max. Ha o da beatmakerlerinden biridir. Çok da yeteneklidir. Hala üretim yok bende derken. İşte ben beat yap artık diyorum. Yapmıyorum. Üstelik bu da yayında söyleyerek moralini bozuyorsun Sansar'ın. Sansar abi devam et. Sen adaplı küfürün bizi, senin küfürlerin adaplı bizim için zevkli. Devam et Kroll abi de çok iyi gidiyor demiştin. DJ Akman yok bu mekanda falan filan devam etmiş. Tabii ki yok. Sansar ben de rock dinlemem ama pek gerçekten Flakabon'un Mes şarkısını ben de yemin ediyorum çok seviyorum. Senin de aynı zevkleri paylaşmaktan gururluyum demiş Merve arkadaşımız. İyi akşamlar Sansar'a. Selam abi. Sansar'ın Fuat'la Fethi'ni çağırsan sevinirim demiş. Daha birçok şarkımız var ilerleyen dakikada onlara da bakacağız. Katil demiş ki selam Teo abi. Severek dinliyorum Sansar'ı da. Çok başarılı bence. Bir adama küfür etmek bu kadar mı yakışır? Bunları okumuş muyduk? Peki ben kendi sorularıma devam edeyim o zaman. Bu arada mikrofonu ara sıra dokunuyoruz böyle. Bak Respect MC diye de bir tane deyim var orada. O da çıkmış 10 tane mesajın arasından bir tane. Ne diyorsun lan sen Sansar? Konuşmak kolay mı öyle? Python seni hiç şeyine bile takmıyor. Konuşma fazla demiş. Sen konuşma lan. Ya hani böyle aptal şeyler yazıyorlar ya. Harbiden sinirlerimiz bozuluyor yani. Bunu da herkes bilsin yani. Çok fena şeyler olacak bundan ya, sonra. Ya saçmalama. Düşün ki biz de burada ne insanlarla uğraşıyoruz. Ben de istemiyorum. Kavga olmasın, bir şey olmasın. Ben alıştım salak. İşte... Salak demeyeyim ama biz de artık alışmaya çalışıyoruz çünkü bayağı bir zorluyorlar bizi. Benim sorularım nerede? Peki belki de ilk başta yaptığın patlayışlardan biri de 2004 yılında çıkardığın repertuar albümüyle oldu. İlk ismini yavaş yavaş Sansar diye biri geliyor diye duymuştu herhalde. Repertuar albümü senin için nasıl oldu? Biraz duygusal konular ama i̇şte yaptığın filter. O albümde işte Python'la şarkılar var. Aslında beraber çıkartacaktık o albümü Server'le işte. Vakti zamanında işte iplemiyordu. İşte sonra onun ÖSS işleri çıktı. Ben de albümü sola çıkartmak istedim. Öyle bol fitli bir albüm hazırladım. Hani sağ olsun evinde girdim kayıtlarını onun. Ama bazıları da benim evimdedir yani. Bazı kayıtları o albümün. Öyle çıktık işte. O albümde bayağı bir duyulmamı sağladı. Bayağı sattık o albümü vakti zamanında. Bayağı da iyiydi. İsmini yavaş yavaş duyulmaya başlayan albümlerden biriydi. İki albümle 2004'ü kapattın ki bunun yanında birçok albüme feat verdin herhalde değil mi? Ve 2005 yılında da güzel bir şarkıyla girdin. Bayağı seri bir üretime başladın. Kaç? 6 albüm mü yaptın? 5 albüm mü yaptın? Öyle bir
üretim bolluğu vardı. Önce Rahat'la birlikte Keşmekeş isimli albümü yaptınız, sonra piyasaya sürdünüz. Daha sonrasında Zincirleme Kaza isimli bir solo albüm piyasaya çıkardınız. Solo albüm değil mi oradaki? EP'di. Ardından yine aynı yıl içerisinde Serkeş Dilikler isimli bir albüm çıkardın dinleyicilerine buluşturdun. Ki o zamanlar yavaş yavaş bir dinleyici kitlesi de oluşmaya başlamıştı, sanser dinleyicisi. O zaman Underground konserlere çıkıyor muydu o zamanlar? Çıkıyordum tabii. Sonrasında yine Underground'da üretken isimlerden biri Repozof ile birlikte Kontrol Kalemi isimli albüm çıkardın. O albümde tuttun bayağı o konu. Yok yani ben albümlerin hiçbirini böyle tutsun tutmasın diye yapmadım o albümlerin hiçbirini. Üretmek benim işim değil mi? Ya yok, üretmek benim işim demiyorum. İçimden geldi yani o zaman da yani. Çok şarkı yazdım böyle o zamanlar. Onları değerlendirmek istedim. O yüzden verdim internete yani. Ama şimdi mesela, şimdi daha değerli benim için şarkılarım. Çünkü şimdi daha ender geliyor ama sanki geldiğimde böyle ilham tam geliyor gibi geliyor bana öyle. Hani diyorsun ya, ilk albüm dinlediğimde aslında tamam o zamanlar hoşuma gidiyordu ama şimdi dinlediğimde fazla o zamanki zevki alamıyorum çünkü bayağı bir geliştirdin kendini. Ondan sonra bayağı da albüm yaptın, artık 2005'in sonlarına doğru da Psikoz albümünü çıkardın. Yavaş yavaş oluşumunu da tamamlıyordun. Bu psikopat yazar, psiko olayı yine psikozla girdi sana. Ya biz, ben hani şimdi bir şey söyleyeyim, o şey psikopat yazarı yaptığım vakit gerçekten hani çok kötü günler geçiriyordum o psikolojik yüzden. Açıdan. Ha yani harbiden böyle hani kötü günler derken hastaydım yani biraz. Anladım. Rahatsızdım. Sonra işte iyileştim Allah'a şükür. Öyle. Oradan gelen bir psikopat yazarlık. O yüzden yani yaptım. Peki psikozla baya baya artık piyasaya çıkmaya başladın. 2005'i ondan sonra alırdın. 2006'ya girdiğinde de artık ben geldim dedim ve psikopat yazar albümünü çıkardım. Bence en çok senin sesini duyan Sansar burada dediğin albümde oydu. O evet. Albümden baya bir zevk aldım. Peki konserlerde hani diyorsun ki tutuyor mu tutmuyor mu beni ilgilendirmiyor ama konserlerde karşındakiler böyle seni dinlerken şarkıya eşlik etmesi tabii ki senin için önemlidir değil mi? Evet, çok seviniyorum tabii o zaman. Ve gaza getiriyor, elini kaldırması falan filan. Ama evet, İstanbul'daki konserler arasında baktığınızda insanlar biraz daha karşı durup böyle oturuyorlar ki senin dinleyeceğin pek olmuyor. Bizim Kadıköy'de gayet güzel oluyor. Ben valla yani Kadıköy diye söylemiyorum, tamam mı? Harbiden. Ben hani kim sahneye çıkarsa çıksın hiçbirinin elleri inmiyor. Helal olsun yani çocuklar, anladın mı? Harbiden öyle yani. Tabii sana özellikle farklı bir şey var çünkü bayağı... Ben seviyorum ama yani ben İzmir'de de çok keyif alarak sahne yaptım yani. Bu arada sana bir sürprizim var, bak şurada ne yazıyor. Türk Telekom'a saygılar yazmış bir arkadaşımız. Az önce ufak bir bağlantı sorunumuz olmuştu, yine geri geldik, şöyle ufak bir gidip gelme oldu. Orada Türk Telekom'u suçmuş arkadaşlar. Bütün herkes gitmiş gelmiş ki şöyle baktığında mesela kimsecikler yok. Birkaç kişi de Türk Telekom'a saygılar demiş. Sen de Türk Telekom'a bağlantın var mıydı ufaktan? Akrabalar mı çalışıyordun? Neydi? Yok ben telefon işi yapıyorum ben. Yani telefon işi yapıyorsun. Telefon işi, ne alakası var? Türk Telekom'a saygıları gönderiyoruz. Burada Sansar'la Understation'ı yıkarken bir anda bizi yıkmaya çalıştılar ama biz hala ayaktayız gördüğünüz gibi. Peki öncelikle şu albümleri şöyle yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. Keşmekeş isimli albümle başladım. O albümün oluşumu nasıl oldu? O albümün önemi şu, benim genel olarak yani full olarak prodüktörlüğünü yaptığım tek albüm o. Yani pek iyi yapamıyordum o zaman ama işte ilk beatlerim falan o albümdeki beatlerim benim. Rahtan da bana eşlik etti sağ olsun albümde, öyle. Peki Rahtan'la hala muhabbetin var mı? Evet. Rahat'tan şu an Ankara'da okuyor sanırım. Arkadaşım o, hala arkadaşım. Öyle olmaya da devam edecek. Salak saçma şeyler yok yani. Sansar, Rahat'tan hala üretime devam ediyor mu Ankara'da? Yapıyor, bir ama... EP hazırlıyor işte. Bir feat gireceğiz onunla, bir gelsin. Gelsin, onu bekleyin sen de. Albümlerde bir şey dikkatimi çekti. Hep iki kelimeden oluşan isimler var böyle. Kontrol Kalemi veya ilk yaptığın albüm. Böyle bir şey var mıydı? Hani... Abi hani Rahat'tan da çıkarıyorsun, Repozof'la çıkarıyorsun. Abi iki isim yapalım falan bile bak daha. Yok bundan sonra daha uzun yaparım. Daha uzun yani. Yapacaksın. Tek isim yapsa Psikos falan. Zaten işte yani ne bileyim nasıl olursa öyle oluyor. Yani güzel bir şey geldi mi? Albüm isimlerini sonradan mı belirliyorsun yoksa şarkıları şu şarkı güzel değil mi? Belli olmuyor yani. Sonradan diye. Da belirleyebilirim. Bir şarkının isminden de olabilir. Ama genelde bir şarkının ismini tercih ederim. Özel bir prensibim yok diyorsun yani. Yani.
Peki nasıldır? Rapazop'la çalışmak nasıldır? Sen Rahtan'la sürekli Kadıköy'de beraberdin herhalde. Rapazop'la çalışmak nasıldır? Şeyce o da bu arada. Rapazop benim zaten çok eski arkadaşım yani. O Çorlu'dayken de, İdirne'deyken de ben onunla sürekli iletişimdeydim yani. Birbirimizin albümlerini okuyorduk. Sonra o İstanbul'a geldi okul sebebiyle. Öyle çalışmaya başladık biz. Peki 12 aya 5 albüm sürdürdün ve amacın ne senin? Bu piyasayı ele mi geçeceksin yani? Ne oluyor öyle 5 albüm, 12 albümle piyasayı vermeyiz sana falan, ne yapıyorsun sen? Ya öyle işte anlattığım gibi yani. Harcamak istemedim şarkıları. Ama o şarkıları yani harcamak istemedin. Çok yani pürüzleri var yani. Ben 12 ayda 5 albüm çıkardım derken çok albüm çıkardım demek istiyorum. Sen parçaları harcamadın. Daha vermediğin parçalar da vardı. Var. Tabii. Vay vay vay. Peki o zaman çok konuştuk. Şöyle güzel bir şarkıyla devam edelim. Şimdi ne gelsin? Mesela Psikoz görebiliriz. Albümlerden başlarken Psikoz albümünden Psikoz şarkısı gelecek. Ardından birlikteyiz. Psikoz isimli şarkıyı geride bıraktık. Şöyle sorularıma bakıyorum. Bayağı bir sorumuz var ama dediğim gibi deplasmanda olduğumuzdan, karışık bir durumda olduğumuzdan hepsini böyle tam olarak soramıyorum. Biraz da atlaya atlaya sormaya çalışıyorum. Çünkü son yarım saatimize girdik. Şarkılarımız da var aynı zamanda. Önemli soruları yavaş yavaş geçelim. Albümler hakkında konuşuyorduk. Peki birçok albüm çıkardım. Biz direkt yine Psikopat Yazar'dan başlayalım. Senin için en önemli albümlerden biri o oldu. 2006 yılı aslında Türkçe rap için büyük bir yükseliş dönemi oldu. Gerek senin için de aynı zamanda öyle oldu. Ve Psikopat Yazar'ı çıkardın. Baya underground'da artık Sansar Sava'da çok Psikopat Yazar diye çağırmaya başladın. Sen de onu benimsenin o şekilde adresler kullanmaya falan filan derken. Peki... Ya ne diyorsun ya? Yok, hani web sitesi açmışlardı sana da sonra sildim onu ben. her neyse karıştırdık. Bak arada kaçacak sana, şey yapma, sen zaten kaçtı o. Nerede kalmıştık? Psikopat Yazar albümü hakkında konuşalım biraz da. Psikopat Yazar albümü benim de gerçekten en çok içime sinen albümüm ama şarkıların hiçbiri şey değil böyle. Şarkıların hiçbiri yani albüm olsun diye hazırlanmadı. Hepsini böyle ben teker teker üzerlerinde durduğum tek albüm diyebilirim yani. Diğerlerinin üzerinde fazla duramamıştım yani. Rapler olarak değil ama mixler falan olarak ama o albümde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. O dönem için elimden gelenin en iyisi oydu. O yüzden en önemli albümüm. Peki sürekli konuşuluyor hani Psikopat Yazar derken seni Psikopat olarak adlandırıyorlar. Sen az önce Psikopat nereden geldiğini az çok açıkladın. Amerika'da da gangster gruplar vardır ki hani bize göre yorumlarsak biraz da onlara Psikopat diyebiliriz. Amerika'nın Psikopatları da onlar. Sürekli Sansar'da Psikopat mı değil mi falan filan tartışmalar falan filan var. Ya sen gangsterim diye... Bu çok saçma bir şey. Ben ne alakası var? Psikopatla Psikopat Yazar aynı şey mi anlasın satın? Ne? Değil mi? Akıl var, mantık var yani. Peki gangster misin? Sen Türkiye'nin gangsterlerinden biri misin? Yok ben gangster değilim. Gangsterlar var zaten. Gangsterlar var. Allah'ın damarları var yani, anladın mı? Ama yani biz Kadıköy olarak gangster değiliz. Biz gangster şey yapıyoruz. Gangsterları indiriyoruz diyorsun. Peki sürekli ben yayın hazırlanırken araştırma yapıyorum Sansar'la ilgili ne sorular, ne ince sorular bulabilirim diye. Sürekli forumlarda yazıyorlar Sansar gangster mi ya, gelsin şuraya, gelsin buraya falan filan. Zaten gangsterim diye... Oldu şey... hemen gideyim. Peki o zaman arkadaşlar adresi bekliyoruz mesela servisimize. Hemen gönderin, Sansar'da geliyor yayından sonra. Hemen gideyim. Peki yine Amerika'dan söz açılmışken aslında en çok önem vereceğim konulardan birisi de budur. Onların yaptığı işlere baktığımızda sadece çıkıp böyle şarkı söylemiyorlar. Sahneye çıkıyorlar, birçok görsel şov yapıyorlar. Şarkının dışında hani Eminem çıkıyor, 50 Cent çıkıyor, Snoop Dogg çıkıyor. Hepsi bu ismin hepsi aynı sahneye çıkıp görsel şovlar yapıyorlar. Görsel anlamda, duysel anlamda birçok şov yapıyorlar ama Türkiye'de bunları fazla göremiyoruz. Underground konserlerde veya overground konserlerde bakıyoruz. Sadece şarkılarını çıkıp okuyorlar. Sonrasında inip gidiyorlar. Sahnelerimizde ufacık böyle bir sorunumuz var. Aslında büyük sahneler de var. Mesela yani Yeni Melek gibi İstanbul İfa Festivali'ni düzenledi ama onları ayarlamak da biraz zor. En azından o ufak sahnelerde ufak gösteriler hazırlanabilir veya MC'ler karışık bir şekilde çıkar. Ne bileyim Ceza'yla çıkar, Sansar, Emre'yle çıkar. Farklı farklı şarkıları aynı zamanda okurlar. Bir görsel gösteri yaparlar. Öyle düşünüyorlar var onlar, mı? Onlar abi işte para işi. Para olduktan sonra yapılır onlar. Ama işte onlara ulaşmamız için de kendi içimizdeki organizatörlerin de bize destek vermeleri gerekiyor. Yani sadece kendilerini düşünmemeleri gerekiyor biraz. Evet, organizatörler de bayağı canımızı sıkıyorlar o konuda. Peki sadece bu
sahnenin küçük olmasıyla ilgili mi? Küçük sahnelerde böyle gösteriler yapılamaz mı? Mesela en azından görsel bir gösteri yapamazsanız da şarkı olarak hani hep beraber bir sahneye çıkıp farklı farklı şarkıları hiç tanımadığınız bir yedisinde farklı şarkıları okuyabilirsiniz bildiğiniz sözlerden. Olabilir, öyle. Olabilir inşallah. Yapıyoruz ama yani biz onu bazen. Konser sonlarında bazen oluyor bazen öyle şeyler. Yapıyoruz. Ama en azından bunlar reylirse daha iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü biraz daha renkli şeyler, farklı şeyler olması gerekiyor. Herkes şarkısını okuyup indiğinde biraz daha monotonlaşıyoruz yavaş yavaş gibi geliyor. Yine aynı şekilde yorumlarsak albümlere de baktığımızda albümler de tamam olması gereken gibi herkes şarkısını yapıyor, koyuyor kaliteli bir şekilde ama şöyle değişik projeler de olabilir mi? Hani mesela sürekli düşündüğüm, uzun zamandır düşündüğüm bir şey vardır. Bir beat üstünde, sadece tek bir beat üstünde bütün MC'ler okuyarak bir albüm çıkarsın. Sadece bir beat olacak ama bütün MC'ler kendi yorumuyla, kendi sözleriyle bir okuyacak, öyle albüm çıkaracak. Öyle iş olmaz çünkü herkes birbiriyle kavgalı zaten. En azından Kadıköy Hacı Tayfası diyelim böyle. Ha öyle bak ben hani çok istiyorum öyle bir şey. Yani özellikle bir gün bandrol albüm yaparsam böyle bütün Kadıköy bir şarkı olsa aslında süper olur. Ama yani onu da yapmak zor. Bak sadece herkes bir şarkı herkes değil. Herkes bir şarkı toplamak değil. Bir albüm olacak mesela 20 tane track ha. Olacak. Her track'in bütün beatleri aynı ama söylenenler farklı olacak. Herkesin yorumu o beat üzerine farklı bir şekilde ha, yok, renk oluşturmak. Yok canım ya. İmkansız mı diyorsun bir MC olarak? Yok saçma bir şey oldu. Tamam soruyla beni gömdüğün yerlere saçma bir şey oldu. Peki bu soruyla geçen yavaş yavaş sorularımızın sonlarına geliyoruz, yayınımızın da sonlarına geliyoruz. Ha bu arada seni çaldırmak istediğin bir şarkı vardı. Maillere bakalım ardından o şarkı çalalım. Bu şarkı hakkında biraz bilgi ver bize. O da İlbil'in mixtape'inden bir şarkı. Yani bugün yanıma onu aldım, onu dinlemek isteyeceğim. Siz de dinleyin istedim. Peki o zaman. Aşkım Sansar demiş. Ay ben beğendiğim rapçilerin içinde ve Sansar da var tabii ki. Sen ne diyorsun? Sanıyorum. Ben anlayamadım mı? Ay ben beğendiğim rapçilerin içinde Sansar var dedi. Heh, ay ben senin hakkında demiş bunu. Sağ olsun. İnşallah onunla da bir tane feat yapacağız. Peki Ayben hakkında ne düşünüyorsun? Sen Ayben hakkında ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'nin en iyi kız MC'si yani. Sonuçta ben ne diyeyim yani. Abi belli olan bir şey var. Belli olan bir şey. Kim olsun yani o şey mi olsun? Neydi? tamam. Uzatmayalım oraya kadar. Bandrol albümde mi olacak fit yoksa düşündüğün albümlerde mi olacak? Bu arada burası yıkıldı gülmekten. toparlayabildik mi kendimizi? Ayben ile fit ne zaman olacak? Bandrol albümü mü düşünüyorsun yoksa? Ya müsait olduğu bir zaman yapacağız. Bandrol albümde zaten Kadıköy'deki herkese yapmak istiyorum da işte bandrol albüme başlamam lazım önce. Ayben de şu an albüm hazırlandı sanırım değil mi? O konu hakkında bilgin var öyle mı? Öyle pek ben bilmiyorum ama. Şu an bilgin yok. Peki bir şarkı dinleyelim ardından birlikteyiz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş son anonsumuza giriyoruz arkadaşlar. Maillerinize son maillerinize bakayım. Bayağı okumayan mail var onun içinde kusura bakmayın çünkü yetişemiyoruz. Bayağı geliyor. Ben de son sorularımı sorayım mail sayfamız açılana kadar. Birçok soru var ama artık geride kaldı çünkü yayın saatimizin sonlarına geldik. Saatte bayağı geç oldu. Geçmişte birçok albümün feat'i geride bıraktım. Peki gelecekte neler bekliyorsun Sansar dinleyicilerini? Gelecekteki çalışmalar nedir? Bandırıyla albümler olsun. Şu an işte o konuda bir belirsizlik var yani. Şu an ben de onun boşluğuna düşmüş durumdayım. Ne yapsam diye düşünüyorum. Bir tane işte yabancı bir ülkeden bir feat istiyorum. İnşallah o gelecek. Ha öyle bir söyleyebilirim değil mi duydum kadarını? Zenci ile ilgili zenci miydi? Bir tane Titus Pen diye bir adam var Los Angeles'ta. Aslında hiç bana göre değil tarzı ama parçaları beğenmiş. Ben dedim benim mixtape'e bir şarkı yapalım o zaman dedi. Bakalım eğer yetişirse onu kaydıkla o da olacak. Aslında öyle siyahi birisiyle yayın yapman güzel olur bence. DJ Krolin demiş ki Masval dinlenmiyorum pek diyor ama bence çok sağlam bir MC. Krak kırık iradelerin ifadeleri parçasında gerçekten çok iyi söylemiş. Bu arada o parça hangi albümde bilgi verirseniz sevinirim demiş Masval Bey. Ya Fibel ve bir de Sahiye Dal'la yapmıştık. Parça da hangi albüm olduğunu dedim yani. O derece yani. Evet. Jackpot demiş ki Sansar Çanakkale'ye geldiğinde bizim eve doğru da film stüdyo var. Ayaküstü bir feat atarız. Pesimist Atak demiş Sansar, Dapoet ve Razi ile birlikte üçlü bir albüm yapmayı düşünüyorum acaba? Not aynı için bir albümü gibi. Ya muhakkak ki feat'ler olacak da şu an için öyle bir şey yok yani. Herkesin bir solda çalışmaları var. Peki üçün bir albümünü yaptığında kim vardı? Ulaş vardı. Ulaş Rapozov vardı ve sen vardın. Üçün biri kimeydi bu üçün biri? Ya işte üçün birini alsın dedi. Birilerine dediniz.
Peki şu an memnun musun abinin hani geçmişte yaptığın da böyle kaldı? Yani onlar onları memnun olmasam yayınlamazdım o zaman ama şu an onların hatalarının hepsini görüyorum. Heh işte ondan bahsediyorum ben de. Peki yine sorumuza kaldığımız yerden devam edelim. 2008'de albüm çıkacak demiştin. Sende öyle bir demeç var. O konuda yine. İnşallah 2008'de işte bitirip çıkartmak istiyorum abi. Çalışmalarım var ama ne olur diye tam olarak bir bilgi vermem lazım. Bir tane yani sadece şu an beatlerden bir tanesini seçtim. Peki 2007'de mixtape hazırlamayı düşündüm sanırım. O da bir İşte mixtape yapacağım bir tane. Zaten hani mixtape olayının da gelişmesi çok güzel olur Türkiye'de. Ben de hani uzun zamandır okumak isteyip okuyamadığım birkaç yabancı beat vardı. Onlara bir okuyayım yani dedim. Öyle. Peki ona da şimdiden söyleyelim burada hani böyle yabancı beat misin okuyorsun. Sonra da Sansar'ın karşısına çıkmasınlar. Aa Sansar beat çalmış falan filan diye. Ya, hani ortalığı karıştırmak isteyenler var ya. Bilmeyenler bilmeyen o zaman onlar kendi dediklerinde rezil olurlar yani. Tabii ki. Sansar abi peki bir şey soracağım. Biz amatör MC'lere ne gibi bir öğütün var? Abi sıkıntı çeken MC'ler stüdyomuz yok falan filan demiş. Açlıkları biriktirin. Kadıköy'e acile gelin. En iyi kaydı da yaparsınız yani. Civciv, özellikle civciv ilgileniyor sanırım evet. Değil mi? Beat de veriyor. Uygun bir fiyatı. Fuma da orada. Sansar da. Sansar da yine orada. Aynı zamanda sürekli soranlar var abi ben bu MC'leri nerede görebilirim, nasıl imza alabilirim veya resim çektirebilirim. Sürekli Kadıköy Ağacı'da takılıyorlar işleri olmadığı sürece veya işlerinden zaman buldukça. Oraya gelip resim çektirebilir veya imza alabilirsiniz öyle değil mi? Ya bir kere herkes şunu bilsin, o Kadıköy Ağacı gibi bir yer yani açmak her baba yiğidin harcı değil yani. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten onun da alatkan olacağı yayında konuştuk çünkü Türkiye'de henüz bu çok olay kültür yani. Bir gelişmemiş, yerleşmemiş, büyük bir risk aldılar, o parayı oraya yatırdılar, açtılar, tutmayabilirdi. Ama iyi yani Allah şu an aşkına. İyi değil mi? Evet. İyi de olsun, umarız Türkiye'nin her yerine, İstanbul'un her yerine yayılır bunlar, Taksim'le karşı tarafa falan da. Tamam karşılardan buralara giriyoruz ya. Peki son artık sorularımıza gelelim. Masfal'la ilgili bir şarkı yapmıştın aslında bu soruyu en sona saklıyordum ama o şarkıyı çaldık konuştuk o şarkı hakkında yine de. Selam göndermek istediğin kişiler var mı? Onlara da bir selamları alalım. Seni dinleyenler de var burada. Bütün arkadaşlara selam yani. Tek tek isim saymaya gerek yok diyorsun. Hayır şimdi herkes çok değerli olduğu tabii için. Tabii ki. O tabii değil mi? Olabilir. Yorgunsun zaten. Yorgun seni yayına da çıkardık burada. Sağ olsun diyoruz. Bu arada bayağı okuyamadığımız mailler var arkadaşlar. Bunları takip edemiyorum. Bazıları alakasız mailler. Onları seçemiyoruz aradan. O yüzden gönderenlere teşekkür ediyorum. Bir dakika dur. Onur. Allah belanı versin. Onur. Onur işte abi. Salak. Benim bildiğim şu nick çoluk çocuk. Ya şaşırmış gerizekalı. Peki o zaman hiç girmeyelim biz güzel güzel yayınımızı kapatalım. Akapella isteyenler vardı biz akapella. Ufaktan şöyle bir akapella alalım senden. Seni de yormadan. Yoruldun zaten. Sonrasında yeni yavaş yavaş sonlandıralım. Kelam icap ederse rap ateş ettirebilir, işini bitirebilir her an merdiven ekibi ve merdiven ekibinin rakibi olmaya çalışan çok. Rap'in sağlamasını ben yaparım, sen bunu sağlarsan sen kendinden geçersin, anladın mı sersem? Lersen kaybedersin, anladın mı sersem? İşini bitirebilirim, seni yerin dibine görebilirim, gömebilirim de öldürebilirim de. Ne yapabilirim söyle? Aklıma akapella gelmedi. Ben de kafamdan salladım böyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yorgun bize yine güzel bir akapella yaptın. Aslında burada alkışlayacaktım ama hiç programımızın efektlerini kullanamadık bile. Birkaç mail daha okuyalım ve programımızı sonlandıralım artık. İrem ve Büşra demiş ki acile gelen o iki manyaktan yani İrem ve Büşra'dan selamlar. Sansar, Güretin ve Mavizel grubu sizi seviyoruz demiş. Eyvallah. Eyvallah. Tanımıyoruz yani. Tamam. Tanımam. Dur. Bush ve Iro yine aynı kişiler göndermiş. Lütfen oku diye birileri var. Peki o zaman şu maili okuyalım ve artık yayınımızı sonlandıralım. İyi akşamlar Radio Understation dinleyicileri. Benim bir sorum olacak Sansar Salvo'ya. Hemen soruyorum ya Sansar Salvo'yu, Salvo nişanlı mı? Yani bir kız arkadaşım var. Nişanlı değil tam olarak diyorsun ama düşünüyorsun. Yani uzun süredir beraber olduğum biri var. O zaman kızlar şansına güçsün arkadaşlar. Boşuna dinliyorsunuz sabahtan beri burada. Ya çok merak ediyorum bu sorunun cevabını. Lütfen verirseniz şimdiden iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sansar Salvo sen bizim kalbimizdesin. Hiç çıkmayacaksın. Abi adam ölmüyor ya. Ne oluyor sanki mezara yolluyoruz. Her zaman kalbimizdesin falan filan diye. Peki dinleyicilerine söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Vermek istediğin mesajlar var mı? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum herkese destek veren. Bebe.
O kadar. Vermek istediğim mesaj var mı? Yani şu konserlerde böyle böyle olsun. Hani sesini iletmek istediğim bir... Gerçi yine konserlerde söylesin yani, ama en azından. Zaten bizi seven, destekleyen insanlar bence her şeyin en doğrusunu yapıyorlar yani. Ve işte bizi destekliyorlar bir defa yani. Peki güzel bir soru vardı orada. Bir tek sevmeyenlere işte mesajım var. Avucunuzu yalayacaksınız işte, biz yapıyoruz. Peki bu yayına gelmişsin, Madafaka demeden göndermem mesajını. Yok demeyeceğim. Deme abi. Demeyeceğim. Küfür edeceğim diye yırtınıyordun ama. Yok ya, öyle şakasını yok. Hadi hadi Madafaka. Yok. Hadi iyi yayınlar, ben çıkıyorum. Peki İslami rap hakkında ne düşünüyorsun? Öyle bir soru gelmişti. Yani herkesin kendi bileceği iş. Peki teşekkür ederiz o zaman geldiğiniz için. Anastasia'nın konumuz olduğu için yorgun yorgun. Mafsal sana da teşekkür ediyoruz. Umarız yeni albümde yine burada olursun. Güle güle diyoruz. Güzel bir şarkıyla kapatacağız arkadaşlar. Sansar şeyi de kovas edecek albümden. Anastasia'nın objektifimiz devam edecek. Sansar diyor ki sen benim poşetimi nereye koymuşsun? Bize soruyu yanıtlayalım. Sizler de devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Herkese teşekkürler.